Aziz Bey. Oh. Günaydın. Günaydın Sanem. Hayırdır bu saatte? Benim sizinle bir şey konuşmam gerekiyordu. Hemen mi? Evet evet. Çok acil. Acilse o zaman önemli. Tamam o zaman şöyle gidelim. Hadi. 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 Tamam hadi gel. Neyse bu sonra hareketler kaldım. Yapıyordum. Evet. Ben bir şey konuşacağım da. Söyle. Gel o. Sanem. Hayrola, benim eski teknem ne arıyor burada? Senin teknen. Sattığım teknem. Ben Amerikalı yapımcıdan sözleşme bedelini istedim. O da gönderdi. Ve tekneni geri aldım. Bravo, vallahi büyük hareket. Bravo. Nasıl yani? Belki sonra anlatırım. Karışık biraz. Sanırım yani çok, gerçekten çok çok teşekkür ederim ama iki dakika baş başa konuşabilir miyiz? Tamam. Teşekkür edecek herhalde. Yok ya, ne oldu şimdi bir daha? Sanem, ya ben bu tekniği kabul edemem. Neden? Sen beni bırakıp gitmemek için sattın tekniği. Neden kabul edemezsin? Ben sattım çünkü satmaya ihtiyacım vardı. İhtiyacımız vardı hepimizin buna. Ama şu an tekneye ihtiyacım yok. Var. Bu tekne senin özgürlüğün. Bu tekne senin ruhun. Bu tekne senin karakterin. Bunun hiçbir para karşılığı olamaz zaten. Bu benden sana bir hediye değil ki. Benim için aslında olmadığın bir adama dönüşmeni kabullenemem Can. Benim için bir kafese girdin. Ben sadece kafesin kapağını açıyorum sana. İster kabul edersin, ister etmez. Karar senin. Ne oldu şimdi yine? Ne oldu, ben hiçbir şey anlayamadım. Yine mi tartıştılar? Anlayamazsınız efendim. Anlaşılmıyorlar çünkü. Anlaşılır değil. Anlaşılabilir bir şey değil. Anlaşılabilir değil. O yüzden anlaşılmıyor. Hı? Bol olsun. Teşekkürler. Hoş geldin. Gelsene. Bölüyor muyum? Sen beni çok sık bölüyorsun. Demek ki aklın hep bende, güzel. Tekneyle ilgili bir karar verebildin mi? Sen beni ne zaman kararsız gördün? Tamam. Benimle de paylaşacak mısın peki? Tahmin edebilecek misin? Ben daha çok onu merak ediyorum aslında. Yani kabul etmeni istiyorum. Ettin mi? Sen neden kıvrandırıyorsun beni şu anda? Söyle işte. Yani seni baya baya sevdiğime göre... Ettin. Kabul ettin. Ya Can. Ettim. Seni bir daha üzmemeye yemin ettim. Serseri.
Ay çok pardon. Annem mi diyeceğim ama kesin odur. Ha annem. Yanılmadım. Anne. Çocuğum. Anne. Dönmüşsün. Vallahi dönmesen babanızı bulamayacakmışım yerinde ya. Sen benim hasretimden ye şekeri ye karbonhidratı. Annesi babası evden gitmiş çocuklar gibi yaymış bir yaymış. Ay ne periz kalmış ne bir şey anacığım. Allah Allah. Yok yok kızım öyle değil. Sen annene bakma abartıyor anne. Öyle bir şey yok. O ne be? Hı? Kimin kolu? Kol mu o? Kol ha. Kol benim. Benim yani komple. Sadece kol değil. Nasılsınız Mevkıf Hanım? Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne o öyle çocuğum? Mumlar mı şey yapmışsınız? Ne mumlar mı yakmışsın? Ne onlar mı öyle? Biz öpüşüyoruz. Denmez öyle. Şey artık kitapla öpüştüm ya. Vallahi yaz yaz kafamı kaldıramıyorum. İkinci kitaba başladım da anneciğim ben. Ara vermiştim. Artık yeter dedim. Ondan sonra Can geldi. Beni ziyaret etti. He. Anladım. O zaman ben seni tutmayayım çocuğum. Tutmayayım. O zaman hadi size kolay gelsin. Hadi. Allah zihin açıklığı versin çocuğum. Hadi öpüşürüz. Hadi görüşürüz öptüm. Ben en iyisi komple kapatayım. Rahat edemeyeceğiz çünkü böyle. Evet. Nerede kalmıştık? Şöyle göstereyim ben. Şöyle yakın bir... Bu şekilde. Evet mesafede kalmıştık. Benim daha fazla üzülmeme izin vermediğin için teşekkür ederim. Yalnız bir şartım var. Tamam dinliyorum. Ona artık Can'ın teknesi demesek. Ne diyelim? Can ve Sanem'in teknesi diyelim. Bizim teknemiz. Bizim teknemiz. Çok iyi. Serseri. Plaj terliklerini bulamıyorum. Bakar mısın onlara? Ay ayaklarım. Ayaklar çok güzel. Ateş, yıldız. Bilmiyorum topunuza. Tendime girebilir misin? Biraz tutamıyorum. Babanız ilgilenir hiç. Ay ben çok çabuk mu yumuşadım acaba? Hayır. Niye öyle olsun ki? Sonuçta kendini affettirmeye çalıştı. Yiğit konusu da çok haklıydı. Hiç boşuna bahane arama yine. Ne yaptın, ne ettin? Attın kendini Can Divit'in kollarına. Sana burada bir şey sormadık ki şu an. Senin fikrin benim umurumda bile değil.
Yalnız var ya, sırf benim şu enfes kokan menemenim için bile benimle barışılırdı. Omlet yapsan demek ki takla atacağım. Çok acayip bir şey oldu. Hadi görelim bakalım. Çok güzel kokuyor. İlkin izniyle ben sana vermek istiyorum. Tamam. Can Bey, Sanem, Aziz Bey, nerede? Can Bey, Sanem. Ne yapıyorsunuz burada baş başa? Kahvaltı ediyorsunuz. Günün ilk öğünü önemli. Yemek lazım. Karnınız aç tabii şimdi. Kahvaltı. Yoksa siz... Siz yoksa tekrar... Siz... Ha? CC. Efendim? Sana bir sır verelim mi? Hayır. Sakın. Sakın öyle bir şey yapmayalım. Afiyet olsun. Hayır, hayır. Sanem hayır dedim. Bir avaz da çıkacak. Sır falan yok dedim. Hayır. Buna ne tepki vermek lazım bilemedim. Biz de atlayalım ara ara ama ya. Atlamak lazım. Hiç atlamıyoruz. Can Bey, Sanem. Tekstilden geleceklermiş. Bir saat sonra toplantıdayız, tamam mı? Sus! Bildiğimiz tekstil mi? Evet Can Bey, bildiğimiz tekstil. Bir saat sonra. Sus artık. Gece bir sır verseydim ya. Sır vereyim mi? Daha burada mısınız? Olmaz, olmaz. Böyle olmaz. Yani büyük eksiklerimiz var. Kahve çeşitlerimiz yeterli değil bir kere. E battı o zaman bu ajans. Siz çay içtiğiniz için çok umurunuzda olmayabilir ama bir ajansta, bir reklam ajansında bütün kahveler olmalı. Yani frappuccinosu, espressosu efendim bin bir türlü böyle çekirdek olmalı. O çekirdeğin içinden seçmeliyim ben. Yani müşteri gelse dese karamelli bir frappuccino istiyorum dese veremeyecek miyiz? Böyle ajans olmaz, böyle olacaksa batsın. CC biz o battığımız kara günde de karamelimiz eksikti, o yüzden batmıştı değil mi? Can Bey. CC tamam. Organizasyonel olarak öyle o kadar çeşit bulundurmamıza imkan yok. Ama şöyle bir fikrim var. Bulut organik kahve yetiştiriyordu hatırlarsan. Tamam onu kullanırsınız. Konsepte uygun. Tamam. Güzel, bravo Deren Hanım. Olur. Evet arkadaşlar. Biraz profesyonel düşünelim. Öncelikle sapa bir yerdeyiz. Yön levhaları yapmamız lazım ve onları yerleştirmemiz lazım ki bizi bulabilsinler, değil mi? Ha, vallahi mı? Evet, safa bir yerdeyiz. Ben şu anda hazır görüyorum bu yön oklarını. Biz yön oklarını yaptırmıştık değil mi? Yaptırmıştık tabela olarak. İndi tabela. Koş. Evet, arkadaşlar. Bu şirketler bugüne kadar onlar için yapılan kampanyaları niye beğenmemişler? Neden rahatsızlık duymuşlar? Onların çalışmasını yapıp onların karşısına daha güçlü çıkalım. Doğru söylüyorsunuz. Çok haklısınız Aziz Bey. Doğru söylüyorsunuz Aziz Bey. Aziz Bey. We are back baby. We are back baby. Kusura bakmayın size de böyle baby dedim ama cildiniz de bebek gibi. Kremlerden mi kullanıyorsunuz? Baby. Bak yetişemeyeceğiz ama bir sürü iş var Ceycek. Bir an önce buranın yaşayan bir ofis haline gelmesi lazım. Hadi. Tabii Deren Hanım. Hadi. Hadi. Hadi 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 hadi, hadi. Çabuk. Muzo tabela.
Yoklar işte. Bulamadılar tamam, burayı hanım, tabii. Gelirler birazdan. Bu kadar olumsuz olmayın Deren Hanım, ne olur. Aman negatif, negatif, negatif. Ama işte çok önemli bu bizim için yani, çok. Ah geliyor. Ha! Denizmiş. Hala gelmediler mi? Geldiler, şu kulübeye aldık, istirahat ediyorlar. Uyanınca başlayacağız toplantıya. Çok komik değil mi Muzo? Komik tabii, çok. Bir anda söyleyince. Cengiz gel gel. Ne oldu? Günlük eğlendik de oğlum, bir arasak mı, başlarına bir iş mi geldi acaba? Biz arayalım. Hayır efendim, heveslisi gibi. Onlar geç kaldılar, onlar arayacaklar. Biz aramayacağız. Sakin olun ya, trafiğe takılmışlardır. Can Bey, sakiniz de şimdi uzun zaman sonra böyle ciddi bir toplantı yapacağız ya... ...o yüzden heyecanımız şey olarak görmeyin tabii. Allah! Şimdi. Adamın aile bak. Buruş köpeği. Haydut. Haydut. Ne yapıyorsun? Haydut. Haydut. Tutun. Haydut. Bırak. Ay yapma. Yapma oğlum. Yapma bırak. Ya tutsanıza. Köpek işte. Evladım bırak. Ay Haydut. 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 İyi misiniz diyeceğim ama pek. İyi iyi ama çok da kötü gibi de değil. Şey pardon, pardon, pardon. Aman Allah'ım. Siz kimsiniz? Ben kim miyim? He. Ben tekstilin CEO'suyum. CEO'su? Üstüme başıma bakın. Allah kahretmesin. Bittik biz. Sizler? Bizler de tekstildeniz maalesef. Şu halimize bir bakın. Ah ah ah. Ay çok mahcubuz, şeyden çok mahcubuz. Art ya sanat o anlamda böyle ya, çamurlu falan aslında. Öyle bir tarz mı? Hı. Siz gene daha iyisiniz bir nebze şeye göre. Evet. Yok yok, bence bu arkadaş daha şey, onda kan var. Bu fırsat da böyle bitti gitti. Bakın başınıza çok gelen şeylerden dolayı... Hayır, hiçbir gidemezsiniz. Hayır, gerçekten başınıza gelenlerden ajans olarak ya da yaratıcı olsun diye böyle bir yer... ...yani böyle bir yer olduğu için hani biz... Uğraşıyoruz böyle biz bir güzel yerde ama heyecanlanmıştık ama... Biraz daha su koyayım ben, acınız var lütfen. Çok ama hayır. Bakın, ama böyle ajans olmaz. Hayır. Lütfen suyunuzu için. Bakın başınıza gelenlerden dolayı çok çok üzgünüm. Böyle ajans olmaz. Bunu telafi etmek için ne yapabiliriz bilmiyorum. Evet biraz daha su koy. Bunun eğitimi var ya. Buna kesinlikle yani öyle ya. Olmalı. Ben zaten bu durumlarda yardımı da bilmem. İlkini nasıl yapayım? Biz bunların hepsini telafi edeceğiz. Pansuman yap. Pansuman yap. İçmektir tutturdunuz ama. Başlı bir orman ya. Başlı bir ormanı kurmuş. O yarayla gidemezsiniz. Dur dur. Evet evet. Yavaş kalk. Sağlık bu şakaya gelme. Bizlerim daha koyayım. Bak saçları falan da bir şey olmamış çünkü. Gidemezsin. Dur bak. Bak ama sudan kaçma, sudan kaçma öyle kuduz köpek gibi, olur mu? Bir dakika CEO Bey, sağlık bu, şakaya gelmez, bir saniye. Baksanıza zaten cılk yara olmuş. Evet, dur. Hadi. Böyle ajans olmaz. Olmaz. Yok. Beyefendi, beyefendi. CC, Muzo. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Tam bir rezillik yap. CC. Muzo. Bir şey ediyorum. Beyefendi, bakın sayın başsın. Muzo. Bakar mısınız lütfen? Senin şeyle biz anlaşacağız aslında. Gitti. Bir fırsat daha gitti Aziz Bey. Hah, kendine geldi. Gözlerin niye bu kadar büyük demiş. O da demiş ki seni daha iyi görebilmek için. Anladın mı? Muzo. Evet hadi. Yürü. Evet. Of midem bulandı benim. Kan tutar beni. Öyle mi? Beni de kan tutar. Vallahi mi? Beni hep kan tutar ha. Yemin ediyorum bir ortak yarımız daha çıktı ortak. Kan kardeşiz gibi oldu. Tam netleyemedim de. Arkadaşlar bakın bu acı gerçekle yüzleşmenizi istemezdim ama... ...burada ajans majans olmaz. Hı? Ama Aziz Bey siz demiştiniz ki... En baştan beri bu projeyi destekliyorum ama neden? Neden? Sanem'le Can'ın bir araya gelip barışmalarını sağlamak için. Onlar da bakın kumrular gibi birbirleriyle barıştılar. Ben amacıma ulaştım. Baba. Oğlum. Oğlum, en baştan beri Sanem için burada kaldığını bilmiyor muyum sanıyorsun? Bu beni üzmez. Tam tersi mutlu eder. Sen benim canımsın.
Nasıl yani şimdi Aziz Bey amacına ulaştı mı? Benim ocakta kremim var, yanmasın. Hareketlere bak. Amaç belli olmuş. Bu arada arkadaşlar, bana ait hisseleri bila ücret devretmeye hazırım. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Size bir tavsiyem var. Büyük bir ajans olma hayalinden lütfen uyanın. Neden? Adios muchachos. Ama... Midem kalktı benim. Muzo, Fikri Harika'yı ayakta tutmalıyız, çalışmalıyız onun için. Tezgaha dönmeliyiz, pazara. Kremleri satalım. Kremler nerede? Kremler nerede? Tamam, kremler orada. Krem atölyesinde. Yani siz... Şimdi siz yine mi sevgili oldunuz? Öyle bir şey gibi... Gibi her bir şey. Nasıl oluyor tam olarak ya? Olduk, olduk işte. Sevgili olduk, evet. Ama neden kuzucuğum ben anlayamıyorum yani. Nasıl oldu da çözüldün yani? Anladım tam olarak. İddia makamı çekilir. Havalar birden ısındı. Sıcak diye herhalde. Havlu falan. Havlu mu? Tamam hadi çekil. Çekil. Çekil hadi artık. Ne düşünüyorsun? Çok uzun bir süredir sadece senin. Sen? Çok kısa bir süredir yine seni. Ara vermen iyi olmuş o zaman. Niye? Çünkü çok uzun bir süre benden başka hiçbir şey düşünemeyeceksin yine. Nasılsın? İyiyiz, iyiyiz. Allah Allah. Orası niye öyle karanlı kızım? Neredesin sen? Ne yapıyorsun sen? Ben teknedeyim, boğaz turu. Allah Allah. Balıkçı mısın kızım sen? Bu saatte ne işin var boğazda? Kim o? Biri mi var orada? Şeyle, Deniz var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ha işte. Bak, can boğazdan gelir dedikleri aslında bu işte. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz çocuğum da. Sen hadi bir an evvel Sanem'i evine götür. Oralar rutubetlidir. Üşür şey yapar, serindir o boğaz. Hadi, ha. Hadi çocuğum sen götür. Annen doğru söylüyor kızım, hadi. Hadi bak, bu yaşta romatizma olursun, sonra çok üzülürüz biz. Yarım saat sonra arayacağız bak. Doğru eve, hadi. Tamam babacığım, hadi. Görüşürüz, görüşürüz. Hadi çocuğum, tamam. Evku be. Hı? Bu adam teknesini satmamış mıydı? Ha? Ne iş var gene bunların teknede? Dur ben... Yarın sabah olsun hemen giderim, dayanırım kapılarına, öğrenirim neymiş, sen şey etme yani, merak etme. Mevki be, yoksa bu canla tekrar barışmış olması. Ay Nihat, bilmiyorum, yemin ediyorum çok sıkıldım, boğuldum artık ben ya. Can boğazdan mı geldi artık, öğreneceğiz yarın. Ay, vakitlice gidelim, yatalım. Heh. Vakitlice kalkalım. Kalkar kalkmaz da gidelim öğrenelim. Ben de yapacağım hadi. Bunlar da böyle kalsın. Uğraşamayacağım, daraldı. İçim daraldı yemin tamam, ediyorum. Telefonunu unutma. Al al al. Tamam. Tamam. Vakitlice gidelim. Buyur. Gidelim sen. Gidelim mi nereye? Galapagos'a.
Nasıl? Ciddisin sen? Çok. Ne zaman? Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Koca dünyayı gezeceğiz tekneyle. Kaybedecek vaktimiz yok. Hemen. 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 Evet, öyle bir şey oldu. Annemler? Annenler. Öyle bir durum var, evet. Ben seninle birlikte bir yere gitmek istiyorum. Seninle kaçmak, birlikte uzaklaşmak. Neyden kaçmak Cem? Ailelerimizden mi, ajanstan mı? Nerede? Senin benim için önemli olan tek şey sensin. Geri kalan hiçbir şey umurumda değil. Can benim umurumda. Bilmem ki. Sanem, yani 2 yıl ya en fazla. Baş başa. Herkesten, her şeyden uzak. Sen yaşadığımız maceraların kitabını yazarsın. Ben de görmediğin, gitmediğin yerlerin fotoğrafını çekerim. Ne bileyim, bizimkilerden uzakta 2 yıl. Onlara da bizden ayrı geçirdikleri 2 yıl için 3 sürprizimiz olacak. Ne sürprizi? Deniz, yıldız ve ateş. Ya sen nereden biliyorsun? Uykumda sayıklıyordun sen. Bizim hayallerimiz aynıymış meğer. Sanem. 2 yıl bize bir anlayış göstersinler, biz hayatımızın macerasını yaşayalım. Sonra dönelim, evlenelim. Onları toruna bağlayalım. Evet. Can. Evet. Romantik bir serserisin. Aklıma gelmedi.